Cenevre 2, siz koalisyonla birlikte katılmadınız ve bu yüzden birçok eleştiri aldınız. Bunu doğrudan soracağım ben size. Bu konuda rejimle neden işbirliği yapıyorsunuz? Acaba rejimin kazanacağını mı düşünüyorsunuz? Bizim rejimle herhangi bir zaman herhangi bir ilişkimiz olmadı ve olmayacaktır da. Yani bilmiyorum niçin her zaman bunu kendimizi savunmaya şey yapıyoruz. Bu rejimle savaşan biziz, kan döken biziz, şehit veren biziz, rejimden öldüren biziz. Şimdi biz de bunu diyoruz, iddia ediyoruz yani. Biz olmadan bu Cenevre şeyi olmayacaktır. Herhangi bir olumlu bir karar falan alınmayacaktır. Alınsa bile yer üstünde uygulanmayacaktır. Çünkü biz varız orada. Bu durumda Cenevre 2'den çıkacak kararları tanımayacağınız anlamına mı geliyor bu? Biz şöyle diyoruz. Yani bu Cenevre meselesinde Kürt sorunu tartışılsın diye, ajandaya konulsun diye. Ama açık açık bazı odaklar Amerika'da başta olmak üzere Kürt konusu tartışılmayacaktır Cenevre'de. Biz de onun için diyoruz. Tartışılmazsa o zaman Cenevre ne olacak? Lozan 2 olacak. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz. O şimdiki katılan Kürtler de Kürtleri hiçbir zaman temsil etmediler. Hiçbir zaman, çünkü Kürtlerin iradesi böyle değildi. Kürtlerin, yani şimdi bir Kürt oraya katılmışsa dekor olarak, koalisyon içinde katılmışsa o koalisyonu temsil ediyor. Bir ayrıca şimdi orada Kürt sorunu tartışılmayacaksa o zaman Kürt neyle gidiyor? Neyi temsil ederek gidiyor? Onun için Kürtlerle ilgili herhangi bir karar alınırsa Cenevre'de Kürt iradesi olmadan herhangi bir şey yürümez. Bu, yani tanımayacağınızı söyleyebiliriz bu durumda. Doğrudur. Suriye KDP'sinin sözcüsü Nuri Bromo, El Cezire Türkiye bir röportaj verdi ve şunları söyledi. PYD bizimle Cenevre 2'ye katılsaydı, Cenevre 2, Sevr 2 olabilir dedi. Sizin bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz? Bromo herhangi bir şey temsil etmiyor ve zaten tutarsız bir kişiliktir, kusura bakmayın. ENKS ile bir anlaşmaya varmıştınız aslında, bir mutabakata varmıştınız. Fakat Cenevre 2 ile bu yürürlükten kalkmış oldu bu anlaşma. Çünkü onlar koalisyonla katıldı, siz katılmadınız. Peki bu Cenevre 2'den sonraki süreci nasıl etkiler? Yani sanki bir şey olmamış gibi davranırız ama başka bir şeyler daha da, hani biz varız mesela, iki meclis de vardır. Başka şeyler de anlaşabilirler, yani başka bir şeyler de yapabilirler ama bu Cenevre meselesinde uygulanmadı. Peki tam Cenevre 2'nin olduğu zamanda siz de Cenevre'desiniz ve şu an Suriye'deki Süryani gruplarla işbirliği yaptığınızı açıkladınız dün. Ve yine aynı sıralarda daha önce bir anayasayla duyurduğunuz özerkliği, ilan ettiğiniz özerkliği tam Cenevre'den bir gün önce Cizre kantonunda başlattığınızı duyurdunuz ve kutlamalar yaptınız. Bunları Cenevre 2'ye bir mesaj olarak algılayabilir miyiz? Hayır, öyle değil. Aynı zamana denk geldi. Yani belki bir iki gün ertelendi, bunun için ertelendi olabilir. Ama bizim burada bulunmamız da, hani biz de dedik yani herkes burada karar alırken biz de bunlardan birisi belki yanlışlıkla bizim kapımızı çalar. Ama kimse çalmadı işte. Birisi kapınızı çalarsa hazırsınız yani. Tabii hazırız yani. Bir de bu Cenevre 2'ye koalisyonla birlikte katılmamanızla ilgili olarak Türk hükümetini suçladınız. Sizce dışarıda kalmanızın Türk hükümetiyle bir ilgisi var mı? Onların bir etkisi oldu mu? Olabilir yani. Çünkü bu hani katılıp katılmama en fazla bu İstanbul'da şey oluyor. Bir de bunu söylemek istiyorum. Yani çelişki açıklamalar çıkıyor. Şimdi herkes biliyor, bizim kiminle savaştığımızı biliyorlar. Yer üstünde Rojava'da çatışmaların kimin arasında olduğunu biliyorlar. Yani Sayın Erdoğan kalkıp işte biz Kaide ile bilmem PYD'ye karşı savaşıyoruz demesi, ilk önce biz kimseyle savaşmıyoruz. Yani Kaide'den başka, Kaide ile savaşanlar birisi varsa o da biziz yani. Biz savaşıyoruz. Şimdi kalkıp ben ikisini, yani ikimizi bir kefeye koyuyor ve kendisi bizimle savaşıyor. Şimdiye kadar biz ne Türkiye'ye bir savaş ilan etmişiz, ne de AKP'ye karşı bir şeyimiz var, yani bir derdimiz yok. Tekrar aynı lafı Sayın Davutoğlu tekrarladı. Dün mü, bugün mü bir şeyler söylemiş yine. Yani bu, bizce bu sorumsuz açıklamalardır. Yani bundan kaçınması gerekiyor. Biz hiçbir zaman, her zaman dostluk elimizi uzatıyoruz. Hiçbir zaman tek bir mermi Türkiye tarafında sıkışmış değildir. Tam tersine bu gelen kaideler, bizimle savaşan kaideyi kim destekliyor? Yani bu yakalanan türler kim gönderiyor bunları?
Bunlar onlara gitmiyor mu? Bunları kim gönderiyor? Yani Davutoğlu'nun hatırı için kalkıp bizim güçlerimizi, ki savunma güçleridir, Şam'a göndereceğiz. Ki kendisi inansın bizim rejime karşı olduğumuz. Geçen sene yaz aylarında, Temmuz sonunda Türkiye, Ankara'ya bir ziyaretiniz olmuştu. Orada Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştünüz. Bunun ardından Türkiye hükümetinin bir açıklaması olmuştu. Biz 3 şart sunuyoruz PYD ile sıkışmak için. Defakto bir oluşum istemiyoruz. Kuzey Suriye'de muhalefetle bir araya gelmesini istiyoruz ve rejimle işbirliği yapmamasını istiyoruz demişti. Biz kimsenin şartlarını kabul etmiyoruz. Halkımıza ne yararlıysa onu yapıyoruz. Onun için şartlar, yani muhalefetle gelmek ne demek yani? Beni tanımayan bir muhalefetle nasıl geleceğim bir araya? Beni tanısın, o zaman biz Suriyeliler kararlaştırırız. Kararlar onların değil. Ve şimdiye kadar da tekrar diyalog kurmak için, dostluk yapmak için, birbirlerini anlamak için biz her zaman diyaloga hazırız. Ne zaman isterse tekrar Ankara'ya da gidebiliriz, İstanbul'a da gidebiliriz, konuşabiliriz.